Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğa, insan ve coğrafya konusunu ele alacağız. Bu konu her yıl neredeyse ÖSYM tarafından soru olarak sorulmaktadır. Öncelikle doğa ve insan etkileşimi ile başlıyoruz. Doğanın insan faaliyetleri üzerindeki etkisi. İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar doğayla sürekli etkileşim halinde olmuştur. İnsanlar doğal sistemlerin içerisinde yaşamlarını sürdürmek için doğal çevreyle uyumlu yaşamış ve doğanın sunduğu imkanlar ölçüsünde yeryüzünün farklı kesimlerinde yaşam tarzı, beslenme, giyinme ve barınma biçimleri oluşturmuştur. Örneğin, ekvatoral iklim bölgelerinde sıcaklık ortalaması yüksek, nemli ve yağışlı bir iklim hüküm sürmektedir. Bu iklimin etkili olduğu Amazon ve Kong avzalarında yaşamını devam ettiren insanlar yerleşim yeri olarak dağların yüksek yerlerini tercih etmişlerdir. Meskenler sazdan, kamuştan ve ahşaptandır. Şimdi özellikle Ekvatoral iklim bölgesi çok sıcak bir bölge ve sürekli yağışların yüksek olduğu bir yer. Bu nedenle insanlara yoğun bir bitki örtüsü sunmuştur ve insanlar buradaki evlerini ya da konutlarını sazdan, kamuştan ve ahşaptan yapmışlardır. Aynı zamanda burası çok sıcak ve nemli olduğu için Amazon ve Kongo havzası gibi yerlerde insanlar daha yüksek yerlere yaşamayı tercih etmişlerdir. Burada doğanın insana sunduğu imkanlar ölçüsünde insanların doğadan yararlanma biçimi verilmiş. Başka bir örnekte sıcaklığın çok düşük olduğu kutup bölgelerinde yaşayan insanlar kalın ve küplü kıyafetleri tercih eder. Sıcaklık çok az olmasından dolayı yerleşmeler deniz seviyesinde ve toplu haldedir. Meskenler buzlardan oluşan iglo evlerdir. Şimdi kutup bölgeleri sıcaklığın düşük olduğu yerler. Bu nedenle insanlar burada mecburen Kalın ve küklü kıyafetleri tercih ettikleri gibi burada meskenlerini de buzdan yapmışlardır. Aynı zamanda burada tarım yapamadıklarından dolayı insanlar daha çok balık yemeği tercih etmişlerdir. Sıcaklığın aşırı derecede yüksek ve yağış miktarının çok az olduğu böl çöl bölgelerinde ince ve açık renkli kıyafetler kullanılmaktadır. Su kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı toplu yerleşmeler görülür. Meskenler kerpiçtendir. Özellikle çöl gibi kurak bölgelerde insanlar güneşten korunmak için, sıcaktan korunmak için ince ve açık renkli kıyafetler tercih etmişlerdir. Ve yine su kaynakları sınırlı olduğu için daha çok bir suyun etrafında toplu şekilde yerleşmişlerdir. Ve konutlarını da daha çok topraktan yani kerpiçten yapmışlardır. Ilman iklim bölgelerinde yaşayan insanlar ise yıl boyunca değişen iklim koşullarına bağlı olarak daha mücadelecidir ve mevsim şartlarına göre kılık kıyafet değişimi fazladır. Şimdi baktığımız zaman özellikle Türkiye'de bir ılman iklim bölgesinde yer almakta. Türkiye orta kuşakta yer aldığı için 4 mevsim yaşandığından her mevsime uygun kıyafet tercih edilmektedir. Dolayısıyla burada yine insanların iklim özelliklerinden, doğal çevre koşullarından etkilendiğini, ona göre şekillendiğini görüyoruz. Doğal çevre ekonomik faaliyetler üzerinde etkilidir. Tarım ürünlerinin çok yetiştiği yerlerde Gıda fabrikaları yaygındır. Orman bölgelerinde mobilya ve kağıt sanayi gelişmiştir. Yine burada doğal çevrenin ekonomik faaliyetler üzerinde de önemli bir etkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi konumuza bir örnek ÖSYM sorusuyla devam ediyoruz. 2016 yılında sorulan soruya baktığımız zaman özellikle teknolojik gelişmelerin yoğun olmadığı ve gelişmemiş olarak nitelendirilen bölgelerde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki etkisi çok daha belirgindir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? A seçeneği Afrika'nın bazı bölgelerinde göçebe toplayıcılığın hala yapılması. Burada baktığımız zaman Afrika'da göçebe toplayıcılık yapılmakta. Çünkü burası özellikle gelişmemiş bir bölge ve doğal çevrenin insana sunduğu yaşam koşulları da belli ölçüde sınırlı. Dolayısıyla toplayıcılık yapılmakta. B seçeneği Sahra Afrikası'nda insanların ulaşım için deve kullanması. Yine Doğanın kendisine sunmuş olduğu bir unsur ve burada insanlar sınırlı imkanlarla teknolojide gelişmediği için belirgin bir şekilde doğal çevrenin insan üzerinde etkisi olduğunu görüyoruz bu örnekte de. C seçeneği Moğolistan platolarında göçebe hayvancılığın yaygın olması yine bu durum üzerindeki etkiye örnektir. D seçeneği Sibirya'da insanların hayvanları kürk ve derisi için avlaması. Burada insanların doğal çevrede özellikle sunmuş olduğu imkanlar sınırlı olduğu için buradaki örneği de yine gösterebiliriz. E seçeneği Antarktika'da bazı istasyonlarda insanların yaşaması. Şimdi burada bazı istasyonlarda insanların yaşamasına baktığımız zaman daha çok araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla buradadırlar ve dolayısıyla bu durumu örnek olarak veremeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Bir diğer soru haritada numandırılarak gösterilen yerlerden hangisinde sıcaklık ortalamasının yüksek olması, nemli ve yağışlı bir iklimin görülmesi insan yaşamını daha fazla şekillendirir. Bir numaralı yer kurak bir bölge. Dolayısıyla burada burada sıcaklık yüksektir ancak nemli değildir. İki numaralı bölge nemin yüksek olduğu bir yer ve aynı zamanda sıcak. Dolayısıyla burada Sıcaklık ortalamasının yüksek olması, nemli ve yağışlı bir iklimin görülmesi insan yaşamını daha fazla şekillendirir. 3 numaralı yer kutup bölgesi, soğuk bir bölge. 4 numaralı yer engebeli bir yer ve 5 numaralı yere baktığımız zaman burası da soğuk bir bölge. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Yer şekilleri, iklim özellikleri ve su kaynakları yerleşme dokusu üzerinde etkilidir. Yer şekillerinin sade olduğu Kurak bölgelerde toplu yerleşmeler, yer şekillerinin engebeli olduğu yağışlı bölgelerde dağınık yerleşmeler yaygındır. Örneğin Karadeniz bölgesine baktığımız zaman nemli ve yağışlı, aynı zamanda engebeli bir yer. Burada daha çok kırsal yerleşmelerde dağınık yerleşmeler görülürken, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi kurak yerlerde yer şekillerinin daha düz olduğu yerlerde ise su kaynakları sınırlı olduğu için toplu yerleşmeler görülür. İklim koşulları ve Yeryüzü şekilleri tarım ürünlerinin yetişme şartları üzerinde etkilidir. Örneğin yazları sıcak ve kurak, kışlarılık ve yağışlı olan Akdeniz iklim bölgelerinde zeytin ve turunçgil tarımı, yıl boyunca nem ve yağışın fazla olduğu bölgelerde çay ve fındık tarımı yaygın olarak yapılır. Yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu yerlerde ulaşım zor ve maliyetlidir. Burada yine özellikle yer şekillerinin insan faaliyetleri üzerindeki etkisini görüyoruz. Doğa olayları sonucu can ve mal kayıpları yaşanır. Örneğin deprem, volkanik patlama, sel, taşkın, heyelan gibi olaylar. Burada volkanik patlama sonucu ölen insanların taşlaşmasıyla ilgili bir Pompei patlaması gösterilmiş. Ve dolayısıyla burada insanların yine etkilendiğini görüyoruz doğa olaylarından. Bunlara ek olarak başka örnekler verdiğimizde Güneydoğu Asya'daki insanların daha çok pirinçle beslenmesi. Çünkü burası yağışların fazla olduğu bir yer. İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilmesi yine doğanın insana bir etkisi, orta kuşakta yaşayan insanların, yıl içindeki kılık kıyafet değişiminin fazla olması, buzullarla kaplı Antarktika'da yerleşik yaşamın olmaması, yeryüzünde ilk medeniyetlerin iklim koşullarının uygun olduğu akarsu boylarında ortaya çıkması, Uludağ ve Erciyes dağlarında kış turizmi, Akdeniz kıyılarında deniz turizminin yapılması gibi örnekler verilebilir. Buradaki örnekleri genel olarak incelediğimiz zaman çoğunda insanın doğaya hakim olamadığını, daha çok doğanın insanı etkilediğini görüyoruz. Bu tarz örnekler sık sık karşımıza çıkmaktadır. Sorularda sorulmaktadır. Ve dolayısıyla bu konuda bu örnekleri iyi incelemek gerekmektedir. Konumuza bir çıkmış soruyla devam ediyoruz. 2012'de sorulmuş bir soru. Doğal ve beşeri unsurlar birbiriyle etkileşim içindedir. Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerinden daha fazladır? A seçeneği İtalya'da Etna Yanardağ çevresinde toprakların geçirimli olması sonucunda tarımsal ürün çeşitliliğinin azalmasını burada daha çok Etna Yanardağ çevresini etkilediğini görüyoruz. B seçeneği şiddetli lolos nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımı aksamasının Çanakkale Boğazı çevresini etkilediğini görüyoruz. D seçeneği İzlanda'da meydana gelen volkanik patlamalar sonucu kül ve toz bulutlarının hava trafiğini etkilemesinin burada genel bir durumdan bahsedilmiş yani A ve B seçeneğine göre etkisi daha fazla. D seçeneği Konya Ovası'nda oblukların oluşumu sonucu tarım alanlarının zarar görmesinin obluklar daha çok Konya Ovası'nda bahsedildiği için yerel ölçeklidir. E seçeneği Antalya kıyılarında dalga aşındırması sonucu falizlerin gerilemesi yine daha çok Antalya kıyılarında verildiği için daha çok etkisi sınırlıdır. Bu nedenle C seçeneğinde verilen ifadenin olumsuz etkisi diğerlerine göre daha fazla olduğu için cevabımız C seçeneğidir. Bir diğer konumuz insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkisi. Günümüzde teknolojik imkanların artmasına bağlı olarak insanın doğal çevre koşullarına bağımlılığı azaltmıştır. Sanayi devrimi doğayla insan arasındaki mücadelenin kırılma dönemi olarak kabul edilebilir. Bu dönemde bilim, teknik ve teknolojinin gelişmesi, insanın doğal ortam üzerindeki hakimiyetinin artmasına, doğaya karşı daha baskın hale gelmesine yol açmıştır. Böylece insanoğlu doğal çevre istekleri doğrultusunda günümüze kadar biçimlendirmiştir. Özellikle sanayi devrimi, teknolojinin gelişmesi ve insan ihtiyaçlarının daha fazla çeşitlenmesi Teknoloji'nin iyi şekilde kullanılmasını sağlaması, insanların doğa üzerinde hakimiyet kurmaya başlamasını sağlamıştır. İnsanlar büyük oranda doğa üzerinde hakimiyetini sağlarken bazı durumlarda da bu etkisini tam olarak sürdürememektedir. Özellikle doğal afetlerde teknolojik anlamda yapılan çeşitli çalışmalara rağmen kimi doğal afetler insanları hala etkilemektedir. Dolayısıyla tam anlamıyla insanların doğa üzerinde hakimiyet kurduğunu söyleyemeyiz. Büyük oranda hakimiyet kurduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu arazilerde köprü, tünel ve viyadükler yapmış, barajlarla akarsuları kontrol altına almış, su kanallarıyla denizleri birbirine bağlamıştır. Burada insanların doğa üzerinde hakimiyet kurmaya başladığını görüyoruz. Tarımsal faaliyetler için arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanılması ya da ormanların tarif edilmesi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır hızlı ve plansız şehirleşme, sanayi kuruluşlarının kontrolsüz şekilde genişlemesi, su, hava ve toprak kirliliğine yol açmıştır. Atmosferin fosil yakıtlarla kirletilmesi küresel ısınmaya neden olur. Bu da buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesine yol açmıştır. Şimdi buradaki örnekleri incelediğimiz zaman insanlar doğa üzerinde bir hakimiyet kurmuştur ancak doğayı tarif etmiştir büyük ölçüde. Dolayısıyla küresel ısınmaya kadar varan bir sorunu beraberinde getirmiştir. Coğrafyanın konusu ve bölümleri. Coğrafyanın konusu ve bölümleri önemlidir. Özellikle coğrafyanın bölümlerini iyi şekilde bilmemiz gerekiyor. Her yıl sevme genelde coğrafyanın bölümleriyle ilgili soru sormaktadır. Şimdi öncelikle coğrafyanın konusuyla başlayalım. Doğal ortamın dört temel ortamıyla başlayalım. Doğal ortam atmosfer, biosfer, hidrosfer, litosfer olarak dört temel unsurdan oluşur. Coğrafya bu dört temel ortam ile insanın karşılıklı etkileşimini ele alır. Atmosfer, hava küre, yer çekiminin etkisiyle dünyayı bir yorgan gibi çepeçevre saran ve gazlardan oluşan örtüdür. Biyosfer, canlı küre olarak da ifade edilir. Taş küre, hava küre ve su küredeki canlıların oluşturduğu ortamdır. Litosfer, diğer bir ifadeyle taş küre, dünyanın dış yüzeyini oluşturan, yer kabuğu ve içindeki kayaçların bulunduğu katı kısımdır. Hidrosfer de, su küre olarak ifade edilir, yerüstü suları, Özellikle okyanuslar, denizler, göller, bataklıklar, akarsular ve yeraltı sularından oluşur. Burada örnek bir soruyla konumuza devam ediyoruz. Soruyu daha iyi şekilde görebilmemiz için yakınlaştırıyorum. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numarandırılarak gösterilmiştir. Haritadaki bu alanlardan hangisinde insan faaliyetlerinin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha azdır? Bir numaralı bölge baktığımız zaman soğuk biriktim bölgesi. Burada insan faaliyetleri sınırlıdır ve dolayısıyla insan doğa üzerindeki etkisi daha azdır. İki numaralı bölge Japonya sanayileşmiş bir yer. Olumsuz etkisi fazla. Üç numaralı bölgede Avrupa verilmiş. Burası da sanayileşmiş ve beş numaralı yerde sanayileşmiş. Bu nedenle bu alanlarda doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır. Dört numaralı yerde de. Baktığımız zaman bir numaralı yere göre iklim koşulları daha uygun olduğu için olumsuz etkisi daha azken bir e, numaralı bölge bu nedenle sorumuzun doğru cevabı olur. Bir numaralı bölge sanayinin gelişmediği bir yer. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Konumuza fiziki coğrafyayla, coğrafyanın bölümleriyle devam ediyoruz. Birincisi fiziki coğrafya. Fiziki coğrafyadan yakın zamanda klimatoloji ile ilgili soru sorulmuştu. İklimle ilgili bazı örnekler verilmiş ve hangi coğrafya biliminin inceleme alanında yer aldığından bahsetmişti. Dolayısıyla önemli bir konu. Ancak ÖSYM daha çok beşeri coğrafyanın konularını sormaktadır. Fiziki coğrafya doğal sistemlerdeki coğrafya olay ve durumları inceler. Jeomorfoloji yer şekilleri bilimi, litosferi, meydana getiren yeryüzü şekillerini, dağları, ovaları ve platoları inceler. Klimatoloji, iklim bilimi, iklim olayları ve iklim elemanlarının sıcaklık, basınç, rüzgar, yağış gibi elemanları bulunmaktaydı. Yeryüzündeki oluşumu ve dağılışını ele alır. Hidrografya, yeraltı ve yerüstü sularını inceleyen fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Biyocoğrafya, canlıların dağılışını inceler. Kartografya, harita çizimi ve haritalardan yararlanma esaslarını konu edinir. Kartografya önemlidir. Özellikle coğrafya denilince akla harita gelmektedir. Bu bağlamda soru olarak sorulmadığı için kartografya bilimine de dikkat etmek gerekir. Soru olarak karşımıza gelebilir. Beşeri ve ekonomik coğrafya ÖSYM'nin en çok soru sorduğu konu. Bu konu içerisinde insanların doğal çevre şartları içerisindeki faaliyetlerini, insanların yeryüzündeki dağılışını yaşam biçimlerini etkileyen faktörleri inceler. Öncelikle nüfus coğrafyasıyla başlayalım. Nüfus coğrafyası nüfus miktarını, dağılışını ve özelliklerini, göç hareketlerini ele alır ve inceler. Bir diğeri yerleşme coğrafyası, insanların yerleşim olarak seçtiği yerleri, yerleşme tipi ve dokusu, yeryüzünde yerleşme için elverişli yerlerin özelliklerini inceler. Üçüncüsü tarım coğrafyası, en önemli unsurlardan birisi, tarım coğrafyası Neolitik çağdan beri günümüze kadar süre gelen tarımsal faaliyetleri ve üretimleri tarım coğrafyası inceler. Tarım sadece Tarımsal etkinlikleri değil, aynı zamanda hayvancılığı da ele alır. Bu bakımdan hayvancılık açısından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında balıkçılık, ormancılık gibi faaliyetleri de ele almaktadır. Şimdi burada özellikle bahsedecek olursak ormancılık faaliyetleri, balıkçılık faaliyetleri bunlar önemli faaliyetlerdir. Özellikle bunlar da tarım coğrafyası içerisinde yer almaktadır. Siyasi coğrafya ülkeler arası ilişkiyi bir ülkenin jeopolitik ve jeostratejik özelliklerini siyasi örgütler ve toplumlar arasındaki etkileşimleri ele alır. Örneğin Avrupa Birliği diye ifade edildiği zaman burada siyasi coğrafya ile ilgili bir unsurdan bahsedilmektedir. Ya da ülke arasındaki ilişkiler, ülkelerin başka ülkelerle olan ilişkileri, ve bir ülkenin jeopolitik konumu bunlar siyasi coğrafyanın konusudur. Sanayi coğrafyası sanayi kollarını, sanayi faaliyetlerinin dağılış nedenlerini, ham madde üretim bölgelerinde pazarlama koşullarını ve bu koşullara etkileyen faktörleri araştırır. Turizm coğrafyası insanların görmek, gezmek, eğlenmek, dinlenmek, spor, sanat ve kültürel faaliyetlerine de katılmak amaçlı ya da sağlık yönünden tedavi olmak için yaptıkları etkinlikleri inceleyen coğrafyanın dalıdır. Enerji coğrafyası nükleer, termik ve hidroelektrik enerji gibi belli başlı enerji kaynaklarının dağılışını nesli tükenen ve tükenmeyen enerji kaynaklarını inceler. Konumuza bir çıkmış soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte beşeri coğrafyanın bazı alt dalları gösterilmiştir. Soruyu tam anlamıyla görebilmek için. Şimdi bu grafikte numandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi öncelikle baktığımız zaman burada beşeri coğrafyanın alanları verilmiş. Enerji coğrafyası, yerleşme ve ulaşım. Nüfus coğrafyasına baktığımız zaman nüfus coğrafyası beşeri coğrafyanın inceleme alanı. Siyasi coğrafyada inceleme alanı dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. B seçeneğinde bitki coğrafyası doğal sisteme ait. Yine C seçeneğinde bitki coğrafyası verilmiş. D seçeneğinde toprak ve yine E seçeneğinde toprak verildiği için bu seçenekleri eliyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Konumuza coğrafyanın tanımıyla başlayalım, devam edelim. Şimdi coğrafyanın önemi ve tarihsel gelişimine baktığımız zaman bu nedensellik kavramıyla öncelikle başlayalım coğrafi olay ve durumların oluş nedenlerini ortaya koyar. Şu sorulara cevap arar. Neden böyle olmuştur? Ne zaman olmuştur? Bu olayın sonuçları nelerdir? Dağılış ilkesi coğrafyanın en temel ilkesidir. Coğrafi haritalar dağılış ilkesinin en güzel yansımasıdır. Dağılış ilkesi coğrafyayı diğer bilimlerden ayırır. Özellikle bu açıdan önemli. Diğer bilimlerden ayırdığı için önemli bir yere sahip. Yeryüzündeki dağılışı ele alır. Örneğin Küçükbaş hayvancılık Türkiye'de daha çok İç Anadolu bölgesinde yaygındır dediğimiz zaman yerini belirtmiş oluyoruz. Dolayısıyla dağılış ilkesinden bahsediyoruz. Burada dünyadaki iklimlerin dağılışı verilmiş. Dolayısıyla dağılış ilkesiyle ilgili bir durum gösterilmiş. Karşılıklı ilgi ilkesi coğrafi olay ve durumların diğer coğrafi olay ve durumlarla ilişkilendirilmesidir. Örneğin, levaz sınırlarıyla deprem ve sıcak su kaynaklarının dağılışının benzer olması, karşılıklı ilgi ya da bağlantı ilkesiyle ilgilidir. Coğrafya öğrenmenin faydaları Dünyamızı ve yaşadığımız mekanı, toplumu ve dünyayı tanımamıza yardımcı olur. Ekonomik olarak ilerleme ve kalkınmanın sağlanmasının yanı sıra toplumsal birlik ve beraberliği gerçekleştirir, coğrafi bakış açısı kazanarak ufkunun genişlemesine katkı sağlar, doğa çevre birinci kazanır ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlar, harita ve bilgi teknolojilerinin ...nasıl kullanılacağını öğretir, ülkemizin dünya üzerindeki jeopolitiği ile ilgili bakış açısı geliştirir. Coğrafyanın tarihsel gelişimine baktığımız zaman ilk çağda coğrafya, bu dönemdeki coğrafya düşüncelere Mısırlı, Babil'li ve eski Yunan filozoflarının eserlerinde rastlanılmaktadır. Bu filozoflar Homer, Hekataius ve Herodot'tur. Dünyanın en eski uygarlık merkezlerinde ilim haline gelen coğrafyanın ilk kurucuları, Thales, Anaximander, Hekataius, Platon ve Eratosthenes'tir. İlk çağın sonlarına doğru coğrafi düşünceye en büyük katkıyı Battamius ve Strabon sağlamıştır. Bu dönemde Battamius'un coğrafya kılavuz adlı eseri temel coğrafya kaynağı olarak uzun süre kullanmıştır. Strabon da Amasya'da yaşamını sürdürmüştür. Amasyalı Strabon olarak da bilinmektedir. 17 ciltlik bir coğrafika diye bir eseri bulunmaktadır. Erestostanes de coğrafya terimini ilk kullanan kişidir. Coğrafya terimini ilk kullanan kişi Erestostanes. Orta çağda coğrafya, orta çağda İslam coğrafyasının babası kabul edilen İbn Hurdazbi, Makdisi, Mesudi, İbn Sina ve Biruni'dir. Özellikle orta çağda coğrafyada Türk İslam bilginleri ön plandadır. Çünkü orta çağda Avrupa'da skolastik düşünce etkilidir ve skolastik düşüncede kilisenin dogmalarıyla dolu olduğu için insanlar bilimsel anlamda kendisini ortaya koyamamıştır. Bu nedenle Türk İslam coğrafyasıcıları daha ön plandadır. Bu dönemde Kaşgarlı Mahmut tarafından hazırlanan Divan-ı Lügat-ı Türk adlı eserde Orta Asya'nın coğrafya özellikleriyle ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca Orta Çağ'da en önemli İslam coğrafyacısı Muhammed İdrisi'dir. Bu dönemde Müslüman coğrafyacıların ürettiği tüm eser ve çalışmaları Kitab-ı Ruşandi isimli eserini de toplamıştır. Bu açıdan Muhammed İdrisi önemli bir yere sahiptir. Ve yine bu eseriyle Avrupa'yı etkilemiş ve gelecekte yaşanacak gelişmelere zemin hazırlamıştır. Yeni ve yakın çağda coğrafyada Avrupalı bilim insanları, yeni ve yakın çağda farklı coğrafyalarda elde ettikleri bilgileri var olan bilgi birikimiyle birleştirerek aydınlanma çağı yaşatmışlardır. Günümüz modern coğrafyanın temelini fiziki coğrafya alanında, Alexander von Humboldt ile beşeri coğrafyanın da Carl Ritter oluşturduğu kabul edilmektedir. Yani beşeri coğrafyanın kurucusu Carl Ritter, fiziki coğrafyanın kurucusu da Alexander von Humboldt. Konumuzu etkinlikte sonlandıralım. Haritada numarandırılan alanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin yanlış, hangisinin doğru olduğunu tik işaretiyle belirtiniz. Şimdi baktığımız zaman birincisinde bir numaralı alanda çöllerin geniş yer kaplaması insan yaşamını zorlaştırmaktadır. Özellikle bir numaralı yere baktığımız zaman Kuzey Afrika'daki Sahra çölü bölgesi ve bu nedenle verilen ifade doğru. İkincisi iki numaralı alanda insanlar günlük yaşamlarında kalın kıyafetler tercih eder. İki numaralı bölgeye baktığımız zaman burası sıcak ve nemli bir bölge. Daha çok insanlar ince kıyafetler tercih eder. Bu nedenle yanlış. Üçüncüsü 3 üç numaralı alanda yıl içerisinde kıyafet değişimi daha fazladır. 3 numaralı bölgeye baktığımız zaman sürekli soğuk bir bölge sıcaklık düşük olduğu için bu nedenle insanlar kalın kıyafet tercih eder. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Dördüncüsü 4 numaralı alanın kırsal kesimlerinde dağınık yerleşmeler yaygındır. 4 numaralı bölge dağlık ve engebeli bir yer. Dolayısıyla burada kırsal yerleşmeler dağınıktır. Beşincisi 5 beş numaralı alanda Sanayileşmenin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkisi fazladır. 5 numaralı bölgeye baktığımız zaman burası soğuk bir bölge. Dolayısıyla sanayi yeterince gelişmediği için verilen ifade yanlış olur. İkinci etkinliğe baktığımız zaman aşağıdaki coğrafi olaylarda hangi ilkelerin kullanıldığını belirtiniz. Birincisi Türkiye'de genç oluşumlu araziler yaygın olduğundan kaplıca ve ılıcalar fazladır. Burada karşılıklı ilgi ilkesi ifade edilmiştir. İkincisi Konya Ovası'nda kerpiç evler yaygındır. Konya Ovası'nda yaygın olduğundan bahsettiği için dağılıştan bahsetmektedir. Ve dolayısıyla bu ilke de dağılış ilkesi ile ilgilidir. Üçüncüsü Ege bölgesinde dağların kıyıya dik uzanması kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmıştır. Burada özellikle dağların kıyıya dik uzanmasının ulaşım üzerindeki etkisini görüyoruz. Yani nedeni açıklanmıştır yani nedensellik ilkesiyle ilgili. Dördüncüsü makiler Akdeniz, Ege ve Marmara'da yaygın olarak görülür. Burada dağılıştan bahsedilmiş. Dolayısıyla dağılış ilkesiyle ilgilidir. Beşincisi nem ve yağış fazla olduğu alanlarla kimyasal ayrışmanın etkili olduğu yerlerin dağılışı benzerdir. Baktığımız zaman buradaki ifade de doğru ve burada karşılıklı ilişkiden bahsedildiği için bağlantı kurulduğu için karşılıklı ilgi ilkesidir. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki özelliklerin coğrafyanın hangi altlarına ait olduğunu belirtiniz. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olmasından bahsedilmiş. Sıcaklıktan bahsettiği için bu klimatolojik bir olay. Dolayısıyla klimatoloji birimiyle ilgilidir. İkincisi ısınma ihtiyacını doğal gazdan karşılamaktayız. Burada enerji coğrafyasından bahsedilmiştir. Üçüncüsü yer şekilleri engebeli ve dağlık. Yer şekillerini inceleyen bilim dalı jeomorfoloji ve jeomorfoloji ile eşleştirilir. Dördüncüsü yeryüzünde Batı Avrupa nüfusun fazla olduğu yerlerdendir. Batı Avrupa yoğun nüfusudur. Bu durumun temel sebebine baktığımız zaman sanayinin gelişmiş olmasıdır ayrıca. Ve burada daha çok nüfus coğrafyasından bahsedilmiş. Bu nedenle beşeri coğrafya dalı. Beşincisi okyanuslar en önemli su kaynaklarındandır. Burada Okyanustan bahsettiği için dolayısıyla su kaynağından bahsettiğinden hidrografyadan bahsedilmiştir. Altıncısı Mezopotamya'da ilk yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Burada yerleşme coğrafyasından bahsedilmiş. Yedincisi küresel ve bölgesel örgütler kurulmuştur. Örgütlerde siyasi coğrafyanın konu alanıdır. Son etkinliğimiz Hollanda'da denizlerin doldurularak tarım alanlarının oluşturulması. Şimdi buradaki örnekleri incelediğimiz zaman doğa insan etkileşimi açısından Hollanda'da denizleri insanlar doldurduğu için burada insanın doğa üzerindeki etkisini örneklendirmiş. İkincisi Akdeniz ile Kızıl Deniz arasında Süveyş Kanalı'nın inşa edilmesi, kanalı inşa eden insanlar olduğu için insanın doğaya etkisi. Üçüncüsü Groningen adasında nüfusun seyrek olması baktığımız zaman bu durum daha çok Grönland'ın soğuk iklimiyle ilgilidir. Yani doğanın insana etkisi. Dördüncüsü yüksek enlemlerdeki evlerin çatısının dik olması. Özellikle buradaki çatıların dik olması çok fazla kar yağması ile ilgili. Yani doğanın insana etkisi. Kıyı bölgelerinde turizm amaçlı otellerin açılması. Yine baktığımız zaman burada da insanın doğaya etkisi örneklendirilmiş. Ve sorumuzun son etkinliğimizin cevabı da insanın doğaya etkisi. Burada doğa ve insan konusunu bitirdikten sonra özellikle arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken temel şey beşeri coğrafyanın konu alanlarıdır. Ve bununla birlikte fiziki coğrafyanın konu alanları doğa ve insan arasındaki etkileşim. Bu bağlamda dikkat edersek ve bu konuyla ilgili birkaç tekrar testi çözersek konuyu kolaylıkla e, ele almış ve kolaylıkla halletmiş olabiliriz. Bu nedenle bir sonraki konumuzda da görüşmek dileğiyle.